Hepinize sevgi ve sevinç dolu koskocaman bir merhaba arkadaşlar. Hepiniz bugün de Sat 7 Türk Çocuğa hoş geldiniz. İyi ki geldiniz çünkü Nora ablanız için sizlerle buluşmak büyük bir heyecan ve büyük bir sevinç. Nasılsınız arkadaşlar? Nasıl gidiyor günleriniz? Günlerinizi ne? Nasıl geçiriyorsunuz? Gidenler var mı bir yerlere? Belki başka bir şehre, belki akrabalarının yanına gidenler var mı aranızda? Ya da nasıl geçiriyorsunuz bu günlerinizi? Evde kardeşinizle ya da yalnız başınıza oynayarak mı? Ailenizle zaman geçirerek mi? Bir şeyler izleyerek mi? Neler yapıyorsunuz? Hepinizin hayatını çok ama çok merak ediyorum. Bu arada eğer beni tanımayanlar varsa şu anda, ilk kez saat 4'te ekranlarını, saat 7 Türk ekranlarını açan arkadaşlarım varsa ve kim bu abla diye düşünüyorsanız, ben Nora ablanız. Hafta içi her gün pazartesiden cumaya kadar saat tam 4'te saat 7 Türk ekranlarında saat 7 Türk çocuk programında sizlerle birlikte oluyorum. Arkadaşlar, şimdi sizlere bir sorum var. Yazın, yaz mevsiminde yapmayı en çok sevdiğiniz şey nedir? Parklarda, bahçelerde koşmak mı? Böyle koşup terlemek mi? Ya da rengarenk Tanrı'nın yarattığı o güzel meyvelerden yemek mi? Ya da yüzmek olabilir mi arkadaşlar yazın yapmayı en çok sevdiğiniz şey? Denizi sever misiniz? Böyle masmavi, böyle o sıcacık havada girdiğiniz zaman sizi böyle serinleten deniz, denize girmeyi sever misiniz? Peki ya okyanusları? Okyanusların altındaki yüzlerce deniz canlısını hiç bununla ilgili düşündünüz mü? Okyanusların altında sanki bizim şu anda yaşadığımız hayat gibi kocaman bir hayat var bence arkadaşlar. Orada bambaşka bir dünya var ve bazen orada olup onları gerçekten inceleyebilmek isterdim. Aslında biliyor musunuz bir meslek var. Dalgıçlık diye. Hatta bazı insanlar bunu meslek olarak değil ama böyle dalma yani bazı insanlar dalgıçlık mesleğini yapıyorlar. Bazı insanlar da hobi olarak yani kendi işlerinin dışında bir de dalgıçlık da yapıyorlar. Ve dalgıçlar arkadaşlar böyle çok değişik kostümler giyinerek böyle sırtlarında böyle bir oksijen tüpüyle birlikte ki denizin altında hava alabilsinler diye denizin altına dalıyorlar ve muhteşem deniz altını keşfediyorlar. İnanılmaz heyecanlı bir şey. Oradaki denizin altındaki rengarenk balıkları, rengarenk belki istiridyeleri, taşları, yosunları, mercanları, otları bunları keşfediyorlar arkadaşlar. Bilmediğimiz pek çok deniz canlısı da var tabii ki. Bilim insanları tarafından bile bütün deniz canlıları henüz keşfedilmedi. Çok büyük bir kısmı var. Henüz onlar hakkında bilgi sahibi değiller. Çünkü biliyorsunuz ki okyanusların, denizlerin altı çok derin olabiliyor. Bizim boyumuzun belki de 100 katı derinlikte olabiliyorlar. Ki bu kadar derinlik ve bu kadar genişliğin içinde düşünün ki orada gerçekten bambaşka bir yaşam var demek istiyorum sizlere. Şimdi birazdan bununla ilgili konuşacağız. Size bununla ilgili bir görev vereceğim ama ondan önce siz şöyle güzel bir video izleyeceksiniz. İçiniz açılacak. Ondan sonra bir de Ege'den harika bilgiler alacaksınız. Sonra Nora ablan sizi burada bekliyor olacak. Deniz kırlangıçları 10 seneye kadar kesintisiz uçabilir. Sonra da yorgunluktan kanatlarını kımıldatamazlar herhalde. Pigme marmosetlerin yetişkinleri 115 gram civarıdır. Kangurular geriye doğru zıplayamaz. İngiltere'de bir okulda dersler tamamen isteğe bağlıdır. İsterseniz derse girmeyerek dışarıda oturabilirsiniz. Onun için hiçbir İngiliz bizim ülkede okuyamıyor. Zürafalar susuzluğa develerden daha çok dayanabilir. Zaten o boyunda içtikleri su günler sonra bile midelerine ulaşıyordur. Ortalama bir insan ömrü boyunca yaklaşık 84 milyon adım atar. Bu benim gibi tembeller için geçerli değildir. Satrançta bir taraf 3 hamle yaptıktan sonra 4. hamle için 120 milyon farklı seçenek vardır.
İyi düşünmek, çok hesap yapmak gerekir. Bazı insanların kedilere alerjisi olabildiği gibi kedilerin de insanlara alerjisi olabilir. Sevgili Ege, sana verdiğin harika bilgiler için çok teşekkür ediyoruz ve sevgili Erkan abimize, buradan ona da teşekkürlerimizi gönderiyoruz bu harika iç açıcı rengarenk video için. Şimdi arkadaşlar, hazırsanız birazdan sizlere görevinizi açıklayacağım. Tahmini olan var mı? Acaba bu görev neyle ilgili? Denizaltıyla mı ilgili? Yoksa dalgıçlarla mı ilgili? Eğer tahmininiz varsa ya da yoksa, haydi bakalım gelin bana eşlik edin. 5'ten geriye doğru sayalım. Sonra da ekranda görevimizi görelim. 5, 4, 3, 2, 1. Görevin bir deniz canlısını araştırmak. Hangi deniz canlısı olduğunu hiçbir önemi yok. İstersen bir deniz yıldızı, istersen bir deniz atı, istersen böyle şirin bir balık, istersen denizin altındaki böyle yosunlar, canlı canlı yosunlar, hiç fark etmez. Sadece bir deniz canlısını araştırmanı ve bilgi sahibi olduğun şeyleri bizlerle paylaşmanı istiyorum. Çünkü gerçekten denizaltı o kadar muhteşem bir şey ki, eminim öğrendiğimiz zaman yeni bilgiler hayatımıza yeni heyecanlar katacak diye düşünüyorum. Şimdi Nora ablam bu görevi sana verdi ama kendisi de bununla ilgili tabii ki de görevini yerine getirdi ve bir deniz canlısını araştırdı. Bu deniz canlısının ismi deniz ayısı arkadaşlar. Kahverengi ayılar değil, pandalar da değil, kutup ayısı da değil, bir deniz ayısı. Nasıl yani? Denizin altında ayılar mı varmış? Evet arkadaşlar, ama bizim bildiğimiz ayılar gibi ayılar değil. Bunlar minicik ayılar. Haydi bakalım gelin edindiğim birkaç bilgi sizlerle paylaşayım bununla ilgili. Bir kere ismi kocaman olmasına rağmen deniz ayıları aslında küçücükler kendileri. Boyları 1 milimetreden bile daha küçük. Yani 1 santim değil, 1 milimetreden bile daha küçük. Yani aslında deniz ayısı dediğimize bakmayın. Onlar sadece birer deniz ayısı. En önemli özellikleri zorlu şartlara ayak uydurabiliyor olmaları. Yani her zorluğa uyum sağlayabiliyorlarmış yaratılışlarından ötürü. Bazı araştırmalar onların uzayda bile yaşayabileceklerini gösteriyormuş. Düşünün, o kadar yaşadıkları yere uyum sağlayabiliyorlar. Ve arkadaşlar, en düşük sıcaklıktan en yüksek sıcaklığa kadar her sıcaklıkta hayatta kalabiliyorlar. Bu da onların aslında ne kadar güçlü bir yapısı olmasıyla ilgili. Evet arkadaşlar, sizler bir an önce internetten de bakarak bu deniz canlısını seçebilirsiniz ve internetten bir sürü kaynak var, bir sürü belgeseller var. Deniz canlıları hakkında bilgi sahibi olabilirsiniz. Şimdi haydi bakalım gidelim şöyle güzel bir şey izleyelim. Kumdaki hikayeleri izleyelim. Ardından Tanrı'nın sözünde burada birlikte olacağız. Sodom ve Gomorra. Bu iki şehirde çok günah işleyen ve büyük kötülükler yapan insanlar yaşardı. Öyle ki yüreğinde Tanrı sevgisi taşıyan neredeyse hiç kimse yoktu. Sadece Lut ve ailesi vardı. Onlar Sodom'da yaşıyor ve yaşantı biçimleri Tanrı'yı hoşnut ediyordu. Tanrımız İbrahim'i sevdiği için onunla sürekli konuşuyordu. Tanrı İbrahim'e, "Sodom ve Gomorra'yı yok edeceğim," dedi. İbrahim de Tanrı'ya, "Tanrım, haklıları da haksızları da beraber mi yok edeceksin?" diye sordu. İbrahim haklı olanlar derken, Lut ve ailesiyle Sodom ve Gomorra'da yaşayan iyi insanları kastediyordu. İbrahim, Tanrı'ya ayrıca şöyle dedi,
Tanrım, bu şehirde yaşayan 50 kadar iyi ve düzgün insan varsa yine de yok edecek misin? Tanrı şöyle cevap verdi. İbrahim, eğer iyi ve düzgün 50 kişi bulursam bu şehirleri yok etmeyeceğim. İbrahim şöyle devam etti. Tanrım, peki 40, 30, 20 veya sadece 10 iyi insan bulsan da yine de Sodom ve Gomorra'yı yok edecek misin? Tanrı İbrahim'e yanıt vererek, İbrahim, 10 iyi ve düzgün kişi bulsam, Sodom ve Gomorra'yı yok etmem mümkün değil dedi. Bir gece Sodom'a, Lut'un yanına iki melek geldi. Lut onları görünce hemen evine alıp ağırladı. Sodom'daki insanlar onları fark edince kim olduklarını öğrenmek ve gelen misafirlere zarar vermek istediler. Melekler hızlıca Lut'u alıp eve girdi ve kapıyı kilitlediler. O anda Tanrı dışarıda bekleyenlerin gözlerini kör etti. Böylece dışarıdakiler Lut'un evine ulaşamadılar. Bu sırada melekler evin içinde Lut'a Tanrı'nın bu şehirleri yok edeceğini anlattılar. İki melek, Lut'tan ailesiyle birlikte aceleyle evi terk etmelerini istediler. Lut ve ailesi şehirden kaçarken biraz gecikince, melekler ellerinden tutarak hızlıca onları şehrin dışına çıkardılar. Ayrıca melekler, Lut ve ailesini kaçarken kesinlikle arkalarına bakmasınlar diye de uyardılar. Daha sonra Tanrı, bu iki şehre ateşler yağdırdı ve her yer yandı. Evler, ekinler ve her şey tamamen yandı. Sodom ve Gomorra'da yaşayan bütün insanlar öldü. Fakat ne yazık ki Lut'un karısı söz dinlemeyerek kaçarken arkasına dönüp baktı ve aynı anda tuzdan bir heykele dönüştü. Bu bölümün de sonuna gelirken hep birlikte şu güzel ayetle veda edelim. Rabbim meleği ondan korkanların çevresine ordugah kurar, kurtarır onları. Mezmur 34, 7. ayet. Arkadaşım, Tanrı'nın Sözü bölümünde bugün seninle paylaşacağım hikayenin ismini merak ediyor musun? Avcılık, bilir misin ne demek olduğunu avcılığın? Mesela bizim evde bir tane kedimiz var, biliyorsun ismi Gadu ve onun özellikleri avcı olmak üzere. Mesela etrafta bir sinek, bir kuş, bir böcek gördüğü zaman onu hemen yakalamak istiyor. Hani onu avlamak istiyor aslında. Avcılık da aslında bunun gibi bir şey. Ama illa her zaman doğadaki avcılık, her zaman aklınıza avcılık deyince o gelmek zorunda değil. Bazı insanlar günlük hayatlarında sürekli bir şeyin peşinden giderler. Bir şeyi kovalarlar. Mesela bazıları arkadaşlığın peşini kovalar. Bazı insanlar paranın peşinden gider. Ve o zaman buna bir av diyebiliriz. Sürekli onu kovalamak, ona sahip olmak istemek, onu yakalamak istemek gibi düşünebilirsiniz. Bugünkü konumuzun ismi de hazine avı. Haydi bakalım bana eşlik et arkadaşım. Seninle birlikte bu güzel öyküyü okuyalım. Bir gün İsa insanlara Tanrı'nın krallığı hakkında anlatıyordu. Tanrı'nın krallığı Tanrı'nın kral olduğu her yerdir dedi İsa. Evet, gerçekten de öyledir. Tanrı'nın kontrolde olduğu, sonsuz mutluluğuyla kalbinizi doldurduğu ve ondan kaçmak yerine onu sevdiğiniz yerdir. Ama bazen insanlar İsa'nın bu anlattıklarını pek anlayamıyordu. Bu yüzden İsa benzetmeler adı verilen öyküler kullanarak anlatmaya çalışırdı. Yani hikayeler anlatarak.
İsa Tanrı'nın krallığı saklanmış bir hazine gibidir dedi ve şu öyküyü anlattı. Bu arada hazinenin ne demek olduğunu biliyor musunuz arkadaşlar? Hazine dediğim şey aslında içinde böyle çok değerli şeyler olan, yani çok değerli bir şeydir hazine. Yani böyle içinde dünyasal, yani dünyadaki şekliyle anlamaya çalışırsak içinde böyle pahalı şeyler olan bir kutuya diyebiliriz. Ya da onların kendisi hazinedir, öyle düşünebilirsiniz. Ama bizler biliyoruz ki bizlerin hazinesi aslında paradan daha önemli şeyler. Mesela Tanrı'nın sevgisi bizim için bir hazine olabilir çünkü çok değerli. Bir gün bir adam tarlada çalışıyormuş. Toprağı kazıyormuş. Kazmış. Ama bilmiyormuş ki o tarlaya daha önceden saklanmış bir hazine varmış. Kaz. Tak tuk diye sesler gelmeye başlamış. Bu da ne? Küreyi sert bir yere çarpmış. Ah, ne olabilir ki bu? Elini almış, üstündeki toprağı böyle eliyle silmiş, bir bakmış bir sandık. Sandık eski ve paslı olmasına rağmen adam kapağını açmaya çalışmış. Gıcırt diye bir ses. Tabii ki eski bir sandıkmış. Sandığın içindekileri görünce nefesi kesilmiş, muazzam, parlak, gözleri kamaştıracak kadar parlak, ışıl ışıl, şahane, göz kamaştırıcı mücevherler. Meğer bu bir hazine sandığıymış. Adam hazinenin kendisinin olmasını istemiş. Ah, o hazineye sahip olabilse keşke. O hazine kesinlikle onun olmalı. Bir şekilde onu alabilmeli. Ona sahip olmak için elindeki her şeyi satmak demek olsa bile ona sahip olmak istemiş. Hemen sandığı yeniden gömmüş, eve koşmuş ve sahip olduğu her şeyi satmış. Sattığı eşyalardan kazandığı parayla da gidip o tarlayı satın almış. Artık o tarla ona ait olduğuna göre hazine de ona aitmiş. Hemen gidip hazineyi sakladığı yerden kazıp çıkarmış ve hazine artık gerçekten onun olmuş. O değerli şey artık o kişiye aitmiş. İsa, Tanrı'ya dönmek, evimize dönmek de tıpkı bir hazine bulmak gibidir dedi. Belki onu bulmadan önce biraz kazmanız gerekir tıpkı o adam gibi. İlk başta belki görmez. Sonra da bu ses ne acaba diye düşünür. Yani acaba bu Tanrı'nın sevgisi nasıl bir şey diye düşünmek gibi. Belki onu bulmadan önce biraz kazmanız gerekir, az önce söylediğim gibi. Onu görmeden önce biraz aramanız gerekebilir. Ama Tanrı'yla birlikte olmak, onun krallığında olmak dünyadaki her şeyden daha önemlidir. O adamı hatırlayın, nasıl ki her şeyini sattı o hazineye sahip olmak için. İşte bizler de hayatımızdaki her şeyi aslında böyle izlediğimiz televizyon programlarını, bazen o sürekli oynamak istediğimiz oyunları ya da bunun gibi çok sevdiğimiz abur cubur atıştırmalıkları bir kenara koyup Tanrı ile zaman geçirmekten hepsinden daha fazla zevk almak gibi düşünebilirsiniz. Vazgeçmeniz gereken her şeye değerdir Tanrı'nın sevgisi ve hazinesi. Sonra da ekledi. Çünkü biliyor musunuz, gerçek hazine Tanrı'nın kendisidir. O bu hayatta sahip olabileceğimiz en değerli şey. Tabii ki Tanrı'nın da bir hazinesi vardı. Çok uzun zaman önce kaybolmuş bir hazineydi bu. Tanrı'nın hazinesi, en değerli şeyi, dünyada en çok sevdiği şey neydi peki? Bence sensin. Benim. Bizleriz insanlar, Tanrı'nın çocukları. Tanrı'nın hazinesi, evet, çocuklarıydı. İsa bu yüzden dünyaya gelmişti. Tanrı'nın hazinesini bulmak için, onları geri aramak için gereken büyük ücreti ödemek için. İsa bunu yapacaktı. Her şeyine mal olsa bile. Evet sevgili arkadaşım, Tanrı'nın sevgisinin bu hayatta sahip olabileceğimiz en değerli şey olduğunu asla unutma. Ve ona şu anda zaten sahipsin. Tanrı seni çok seviyor. Ve tabii ki Nora ablam da seni çok seviyor. Şimdilik bugünlük sana anlatacaklarım bu kadar. Ama şimdi birazdan gideceğiz birlikte. Meyvezi'yi izleyeceğiz. Ama sen bir sonraki programa kadar kendine çok çok ama çok iyi bak. Hoşça kal.
İşte böyledi. Sen dünyayı gezmiştin. Ne güzel olmuştu. Ben de güzel ülkemizi ziyarete çıktım. Dünya bir kitaptır. Ve seyahat etmeyenler onun sadece bir sayfasını okur. Ya kimin sözü bu? Kimin? Aziz Augustinus. Tanıyor musun yoksa? Evet ama sen anlat. Küçük kardeşlerimiz de öğrensinler. Peki. Bak Aziz Augustinus bizden neredeyse 1500 yıl önce yaşamış. Ünlü bir Hristiyan düşünür. Roma İmparatorluğu'nun son dönemlerine yakın bir zamanda yaşamıştır. Paulus'un mektuplarıyla Hristiyan olur. Tanrısal vahyin gücüyle, inanç yoluyla bilinen her şeyin açıklanması ve aydınlığa kavuşturulmasını düşünür ya. Ne güzel bilgiler mi? Teşekkürler. Domates suyu nasıl? Süper değil mi? Ya, eline sağlık Zi. Augustinus'tan bahsetmemiz çok güzel denk geldi. Biz de seninle burada tıpkı Augustinus'un Paulus'un mektuplarından etkilenmesi gibi Paulus'un yolunu takip ederek küçük kardeşlerimize güzel bilgiler vereceğiz. Ben bu konuda pek araştırma yapmadım. Sen yaptın mı? Evet Zi. Paulus'un yolunu takip ederek Türkiye'yi gezdim. Ama sadece gezmedim. Tatilimin yanında çok da çalıştım. Aklıma Özdeyişlerin 12. bölümünden bir ayet geldi. Çalışkanların eli egemenlik sürer. Zi, dekorcular birazdan gelir. Dilersen domates sularımızı hemen içelim ve sonraki bölüm için hazırlanalım. Küçük kardeşlerimize önce Paulus'un yolunu anlatacağız. Sonra da bu yoldan ilerleyerek hem inancımızla ilgili öğretiler hem de genel kültür bilgileri vereceğiz. Bende de çok ilginç bilgiler var. Hatta o kadar ilginç ki doğru mu yanlış mı diye sorsam çelişkiye düşebilirsin. Seyrimize bir de böyle bir bulmaca ekleyelim mi? Tabii ki. Çok eğleniriz. Önce Paulus, sonra genel kültür, sonra da senin şaşırtmacaların. İzleyeceğimiz sıramız bu olsun. Her zaman izleyeceğimiz de İsa Mesih tabii. Harikasın Zi. Domates suyun bitti mi? Bitti. Senin domates suyunu da içebilir miyim? İç tabii. Afiyet olsun. Sen benim kardeşimsin. Yetmediyse elbette benim içeceğimi de içebilirsin. Zi, ben gidiyorum. Bitince sen de gel olur mu? Dekorcular rahat çalışsınlar. Olur olur tamam. Sana.